Cumartesi günü, Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Nun Yoğun Bursa programı, ulaşım projelerinin geleceği açısından çok önemli sonuçlar verdi. Aslında, zaman zaman tekrarladığımız gibi, Uraloğlu, kısa süre karayolları 14. bölge müdürü olarak Bursa'da görev yaptığı için ulaşım sorunlarını, karayolları genel müdürü olduğu dönemden de beklenen yatırımları biliyor. Nitekim, Cumartesi günü açılışlardan şantiye incelemelerine, toplantılardan ziyaretlere kadar her ortamda bunu soruları ve söyledikleriyle belli etti. Bu kapsamda bilgi aldığı projelerin hedeflenen bitiş tarihlerine bakan olarak müdahale etti ve yeni hedef tarihler verdi. İlk ayarlamayı 50 milyar liralık maliyetiyle Bursa'nın Ulaştırma Bakanlığı eliyle aldığı en büyük ulaşım yatırımı olan hızlı tren projesinin hedef tarihlerini öne çekerek yaptı. Buna göre 2025'te deneme seferlerini. Başlaması, 2026'dan itibaren de yolcu taşıması hedeflenen hızlı trenin hedef tarihini, 2025 başında deneme seferlerinin başlaması, 2025 son çeyreğinde de yolcu taşınması olarak değiştirdi. Değiştirirken de, bu projenin bitişi 2026'ya sarkmayacak. Uyarısı yaptı. En kritik görüşme. Bursaray. I son durağı emekten şehir hastanesine uzatacak metro hattının şantiyesinde gerçekleşti müteahhit firma Söğüt Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Akan. İNE'de bulunduğu toplantıda Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Sonra da, müteahhit firmanın daha önce verdiği sözlere karşın geçiti geçemeyen, projede yaşanan gecikmelere işaret edip hedefi 2026'dan 2025'e çekti. Ayrıca, emek geçit etabını Şubat-Mart gibi bitirip geçit istasyonunu açın ki, bir an önce buraya kadar yolcu taşımaya başlayabilelim uyarısı yaptı. Karşılığında, söz veriyoruz. Cevabı alınca da toplantıda hazır bulunanlara dönüp, söz verildi, söz alındı dedi. Görükle metrosunda hedef 2027. Temelini, Ocak ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Attı. Fakat, geçit. T metronun yer üstüne çıkarılması ve bakım merkezinin BUÜ yerleşkesine kaydırılmasından sağlanan tasarrufla yapılması planlanan Görükle metrosu inşaatı başlamadı. İki ay önce de projeyi Ulaştırma Bakanlığı, üstlendi. Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, incelemeleri sırasında, Görükle metrosu inşaatına başlanacağını, söyledi. Bitiş hedefi ise 2027. Kuzey Çevre Yolu yeniden gündeme alındı, yapım formülü masada. İlk kez, 22 Eylül 2019'da duyurduk. Otoyolla İstanbul, yönünden gelenlerin o vakça gişelerine girmeden İzmir yönüne gidebilmeleri için Kuzey Çevre Yolu planlandı. Bu yol, Ova Dan başlayıp Mudanya yolu üzerinden geçecek ve konaklıda da otoyolla buluşacak. 31 kilometrelik yolda Ovarça, Çağrışan, Bademli tünelleriyle 15 viyadük ve 2 köprü olacak. Ne var ki, güzergahı belirlenip ilk çalışmalar yapılmasına karşın, deprem sonrası tasarruf. Kapsamında projenin rafa kaldırıldığını da 23 Eylül'de aktardık. Cumartesi günü, Ulaştırma Balanı Abdülkadir Uraloğlu, incelemeleri sırasında Kuzey Çevre Yolu projesinin yeniden gündeme alındığını duyurdu. Buna göre proje üzerinde son çalışmaları ve kamulaştırma hazırlığı sürüyor. Kamu eliyle mi yoksa yap-işlet devret modeliyle mi yapılacağına yakında karar verilecek. Dağ tünelinde arazi ve yargı süreci işi uzattı. Bursa'nın hedefi tutmayan projelerden biri de Dağ Tüneli olarak bilinen Doğancı Barajı tüneli çalışması. Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu değerlendirme yaparken ihale iptal olunca yeni ihale yapıldı. Fakat bu ihaleye de itirazlar var. O nedenle yargı sürecinin tamamlanması bekleniyor. Bir de arazide heyelanlar çalışma hızını aksattı dedi. Süreçler tamamlandıktan sonra işin hızlanacağını söyledi. Kendini Mudanya'ya hazırladı, caddeler cıvıl cıvıl yaşayacak sözü. Emekli olduğu, Osman Gazi Belediyesi, NDE Zabıta Memurluğu ve Kültür Müdürlüğü yaptı. Sahne aldığı arkadaşları bugün, tanınmış tiyatrocular, Bilal Okutur, bir süredir kendini Mudanya Belediye Başkanlığı'na hazırlıyor. Mudanya için bilimsel çalışmalarla başlamış, kamu yönetimi eğitimi ve politik felsefe ilgisiyle eğitimde 1100 ana başlık hazırlamış. 14 kent bilimciyle kentlerde uygulanan projeleri izlemiş. Ziyarete geldiğinde, CHP, Mudanya Belediye Başkan aday adayı olduğunu söyledi. Elinde dosya dolusu Mudanya projesi var. Öncelikle, kentleri gösteren meydanlarıdır. Düşüncesiyle, İskelef Mütareke Meydanları için hazırlık yapıyor, cıvıl cıvıl yaşayan caddeler, planlıyor şu sözü verdi. Mudanya Belediye Başkanı olursam pazartesi günleri belediyeye gidip, haftanın diğer günleri halkın içinde olacağım. Yüz gençle Anıtkabir'e gitti, yavaşla buluştu. Mustafa Bozbey, ilk dönemi DSP, sonraki iki dönemi CHP'den olmak üzere üç dönem Nilüfer Belediye Başkanı olarak görev yaptı. 2019 yerel seçiminde CHP Büyükşehir adayıydı. 10 Kasım'da, Cumhuriyet'in 100. yılında, Bursa'dan yüz gençle. Birlikte Anıtkabir ziyareti yaptı, Atatürk'ün huzuruna çıktı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Bozbey ve Yüzgenci Atatürk Orman Çiftliği'nde ağırladı.